Herkese merhaba dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine her hafta pazartesileri düzenli bir şekilde yaptığımız aracı kurum öneri raporlarını inceliyoruz. Haftada bir veya iki kere bu videoları çekiyoruz. Çünkü kurumlar çokça öneri raporları geçiyorlar. Yine Cuma günü yapılmış olan öneri raporlarını gelin sizlerle birlikte inceleyelim. Hangi hisseler öne çıkıyor, hangi kurumlar hangi hisselerle ilgili ne gibi öneri raporları geçmişler onlara bir bakın. Ancak öncesinde YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açıp videolardan hızlıca faydalanmanızı öneririm. Bir beğeni, bir yorum yaparsanız da beni çok mutlu edersiniz. Bu benim için kanalın devamladığı için çok önemli. Çünkü görüyorum izlenmeler güzel ancak beğeniler çok az. Hepinize şimdiden tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca katıla bana destek olan benimle birlikte bu sayfada kazanmaya devam eden herkese de gönül dolusu sevgilerimi iletiyorum. Şimdi eğer hazırsanız videomuza geçebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi Cuma günü Gedik Yatırım'ın özellikle bir öneri raporu vardı. Geçen haftadan hatırlıyorsanız Ahlatçı Yatırım vardı. Bana sorular geldi. Neden Ahlatçı Yatırım'ın öneri raporunu inceliyorsun diye. Biz burada herhangi bir kurumun öneri raporunu incelemiyoruz. Hangi kurum öneri raporu geçerse onları incelemeye devam ediyoruz. Şu anda da Gedik Yatırım var örneğin. Gördüğünüz gibi Akkor, Dohon, İSCTR, Kardemir, Kordsa, Migros, Turkcell, Yapı Kredi Bankası gibi hisse senetlerinde nötr olarak bir kurum raporu geçmiş ve hedef fiyatlarını da bizlerle paylaşmış. Ben bugün sizlerle birkaç tanesini incelemek istiyorum. Teknik anlamda da göstergeler ne durumda, nasıl yapabiliriz diye. Bu arada bir de Yapı Kredi Yatırım'ın Aselsan'da tut önerisi var. Dün ama videomu izlediyseniz dün zaten Aselsan'daki durumu incelemiştik. Bu arada bu videoları sabah saatlerinde çekiyorum ve katıla bana destek olan takipçilerimle daha erken saatlerde seans açılmadan onlarla paylaşıyorum ve onların işlemlerini daha verimli yapmalarını sağlamış olurum. Özellikle takas analizi videolarında bunun çok önemli olduğunu belirtmeliyim. Çünkü gün içerisinde işlem yapma ihtimalleri de artıyor. İsterseniz buradaki hisselere yavaşça bakalım istiyorum. Zaten ben hedef fiyatlarını da koymuştum. Hangisiyle başlayalım? Yapı Kredi Bankası ile başlayalım. Yapı Kredi Bankası'nda Gedik Yatırım'ın 41 TL'lik bir hedef fiyatı var. Ve şu anda 27 TL'lerdeyiz. Gördüğünüz gibi 41 TL'lik bir hedef fiyatı. Gördüğünüz gibi indikatörlerim al verdikten sonra bir yükseliş gerçekleşmiş ve satlarda da artık ellerinden çıkarıp satışa geçmişler. Ve şu anda indikatörler haftalık özellikle tekrar al tarafına geçmiş görünüyor. Bakın 3 kere al vermiş. Ve bu allardan sonra bir hareket olması bekleniyor. Ve bakalım şu yükselişin düzeltmesi tamamlanmış mı diye fark ettiyseniz eğer şurada 0.618'e 0.786 Fibonacci bölgelerin arasında kapatmışız. Yani burada böyle bir mumun iğnesi de 0.786'ya gelmiş. Burada herhangi bir dönüş sinyali verdiği gözükmüyor ama burada indikatörler şu an al veriyor ve buradaki al eğer bu dibi burası ise eğer yani gördüğümüz dip burası ise buradan sonra bir toplanma gerçekleşmesi söz konusuysa ki şu an Fibonacci rakamlarında gördüğünüz gibi 0.618 ile 0.786 arasında kapatmış. Gördüğünüz gibi ilk gelmesi gereken aşamalar aslında 30, 32, 34, 37 ve 40 olarak gözüküyor ve buradaki likiditeyi de alıyor gibi duruyor şu anda. Bu seviyelere gelirse zaten Gedik Yatırım'ın vermiş olduğu 41 öneri raporunuzu sağlamış olacak. İsterseniz şöyle bir de burada ne gibi durumlar oluşabilir ona bakalım. Biraz önce de bahsettiğim gibi aslında önümüzde şöyle bir 0.616 ile 0.618 ile 0.786 bölgesi var. Yani eğer 24.88'in altına sarkmalar gerçekleşirse burada bizi negatif bir durum bekliyor olabilir. Ancak burada sanki alımların devamlılığı takdirinde çok da böyle bir şey olması söz konusu değil. Ben size gün içi para girişi çıkışlarından bahsediyorum. Burada bazen para girişleri var, bazen para çıkışları var. Çok küçük para çıkışlarıyla fiyatları düşürmeye devam ediyorlar. Bunu da tekrar söylemek istiyorum. Yapı Kredi'yi de takip ediyorum. İsterseniz Turkcell'e bakalım. Hafta sonu Turkcell'e de sormuş arkadaşlar. Turkcell
Cüpiter'le alakalı bir analiz yapacaktınız, neden yapmadınız diye. Onu bugüne bekliyordum. Şimdi Turkcell'imizde son durumumuz nedir? Yeni bir yükselen kanalımız var. Fark etmişsiniz. Kanalın ortasında her geldiğinde bir geri çekilmiş. Her geldiğinde bir geri çekilmiş. Sonra kanalın tepesini görmüş. Burada bir satış verdiği halde satamamışlar, çıkaramamışlar. Yine kanalın tepesine kadar gitmişiz ve buradan sonra geri çekilme olmuş. Turkcell'de ben bu seviyelere geldiğimde zaten bir geri çekimi olabileceğini sizlerle paylaşmıştım. Bunu da söylemiştim. Ben genellikle buralara gelmiş hisseleri çok da popüler alabilecek hisseler olarak görmüyorum. Onu da söylüyorum size. Ne zaman elimize verecekleri belli değil. Terse kalmak istemiyorum. En azından düşük yerlerden alalım, biraz kâr edelim. Biz de psikolojik anlamda da mutlu olalım istiyorum. Çünkü alıp zarar edip sonra aylarca beklemek gerçekten çok kötü. Şimdi gördüğünüz gibi buradan bir geri çekilme yaşadı ve şu anda yine alım sinyalleri gelmeye başladı. İndikatörlerimde. Burada yine alım bir sinyali gelmiş ve eğer şurada gördüğünüz bandı ihlal etmezse, bakın çünkü defalarca buraya gelmiş. Ama şunu da unutmayın, defalarca buraya gelip güçlü mumlarla yükselmiş. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi burada yine çok sert bir mumla aşağıya bu bölgeye doğru inmişiz. Ve bu bölgeye inince de tekrar bir alım gelmiş. Buralarda da alım gelmiş. Ama bizim için şu anda önemli olan buradan bir dönüş mumuna sahip olmak. Çünkü şu an sahip değiliz. Ben dönüş mumu görmediğim takdirde biraz endişeleniyorum açıkçası. O yüzden çok emin olamıyorum. Burada bu hafta eğer güzel gelişme olur, bir toparlanma olursa, biliyorsunuz geçen hafta da en çok düşen sektörlerden bir tanesi de iletişimde. Eğer videomu izlediyseniz detayca baktık onlara da. Burada bir dönüş mumu görürsek ben takibimi alıp sizleri de değerlendirmeye alabilirim diye buradan size tekrar bilgi vermiş olayım. Tabii paylaştıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Bu arada TİPSEL'le ilgili vermiş olduğu öneri raporunda da 147 TL demişti. Şu an 80 küsürlerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Doho'ya bakalım. Doho'yla ilgili bize verdiği raporda 21,5 ve nötr diyor. Doho'da böyle kanalına çok riayet eden, gördüğünüz gibi bir yükseliş trendinde olan, yataya yakın bir yükseliş trendinde diyebiliriz. Alım bölgeleri var burada gördüğünüz gibi ve üstte de satış bölgeleri, her geldiğinde bir satış gerçekleşmiş ve yine kanalına riayet etmiş. Eğer bu kanalı bozmazsa ve buradaki alımlar da sürdürülürse, gördüğünüz gibi buradan bir tepki vermesi çok olası. Zaten şu yükselişin düzeltmesine bakın nerelere gelmişiz. 0.786'ın olduğu bölgeye, yani 0.618'in altına bir iğne ucu atmış. Şimdi burada biraz daha iner mi aşağı? İnmesi olası. Bakın şurada da biraz altına sarkmalar yapmış kanalın. Burada bir tur daha düşebilir mi? Düşerse almaya devam ederler. Bunların hepsi gözlemleyeceğimiz şeyler. Ancak sonrasında bize fırsat sunabilir eğer yükseliş mumlarıyla devam edersek. Bu da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Gerçekten kanalların eline gelen şirketleri görmüş oluruz. Ve nötr demişler ama nötr bizim için bir rakam değil. Bu arada 21,5, 13 neredeyse bize %70'en fazla bir getiri veriyor burada aslında. Alkole geçiyorum. Yani %70 getiriler, güzel getiriler. Alkolde bir kanala şu an riayet etmediğini, kanalın olduğunu görüyorsunuz. Orada da bir geri çekim olmuş. Bakın haftalarca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 haftadır yataydayız. Ama bu yataylık burada bitecek mi, buradan dönecek mi derseniz, burada da bir tane alım gelmiş haftalıkta. Şimdi bu yükselişin düzeltmesinde bakın yine kalemle çizmişiz gibi 0.618'de 0.786 arasındaki bölgeye bir iğne ucu atmışız. Ve buradan bir tepki vermişiz. Şimdi bu tepki aşağıya doğru devam edebilir. Devam ettikçe alımların güçlendiğini görebiliriz. Ve sonra dönüş mumu bizim için önemli olacak diye düşünüyorum. Burada da bize fırsatlar sağlayabilir. Bakalım Akkoy'da ne vermiş? 510 ile nötr demiş. Şu an fiyatımız 309. Yani burada da ciddi bir yükseliş, yani %60 falan yükseliş veriyor. Yani hedef fiyatı olarak o seviyelere gelir. Ama şunları unutmayın, bunları bir yıllık veriyorlar bu hedef fiyatlarını. Ve ne zaman al ve yükselecek deseler, genellikle bu şirketlerde böyle işlemler olmuyor. Bir kar realizeleri olur. Zaten bizler burada beraber teknikte de tespit ediyoruz bunu. Onlar ne kadar al verseler de, endeks üzeri getiri verseler de böyle olmuyor. Ama gelin görün ki bunların hepsi için bakın nötr demişler. Nötr olduğu zaman ben çok nötr bakıyorum duruma. Al dediklerinde endişelenerek bakıyorum.
Benim bugünkü videom bu kadardı. Bu tarz analizler gelmeye, kurumların verdiği raporlar incelenmeye devam edecek. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinize destekleriniz, katkılarınız için özellikle de katılıcılara çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.